Gelin bugün itibariyle bir günlüğünüz olsun. Büyüklerden duyar gibiyim. Hocam çocukluğumuzda vardı. Biz çocuk muyuz ki günlük tutalım? Sadece bir aylık bir günlük tutalım. Gelin bir ay bir günlük tutalım. İnanıyorum ki bu bir ayın size kazanımı tahmin edemeyeceğiniz boyutta olacak. Günlüğümüz olsun. O günlük üzerinden günümüzü değerlendirelim. Akşam yatmadan önce şöyle bir yarım saat kendimizle baş başa kalalım. Alalım günlüğümüze, yazalım bugünümüzü nasıl geçirdik. Davranışlarımızı, hareketlerimizi, fiillerimizi eşimizle, çocuklarımızla, çalışanlarımızla, müdürümüz, amirimiz, komşumuzla, kendimizle, Rabbimizle neler yaptık, nasıl geçirdik. Yazalım, not alalım ve o notlar üzerinden, o günlük üzerinden kendimizi değerlendirelim. Davranışlarımıza bir göz atalım. Acaba bugün yaptığım bazı fiillerde, davranışlarda tövbe etmemi gerektiren davranışlarım var mı? Acaba yaptığım bazı davranışlardan pişmanlık duymam gerekiyor mu? Yaptığım bazı eylemlerden dolayı kalbini kırdığım bazı yakınlarımdan helallik almam gerekiyor mu? Yaptığım bazı fiillerden, davranışlardan dolayı sevdiklerimle iletişim kopukluğu yaşayıp tamir etmem, onarmam gereken acaba ilişkilerim var mı? Bugün Rabbimle nasıl bir gün geçirdim? Rabbime yeteri kadar şükredebildim mi? Sabredebildim mi? İbadet edebildim mi? Kulluk görevlerimi, vazifelerimi acaba bugün yerine getirebildim mi? O zaman kendinizi, kaybettiklerinizi tanıyacak ve göreceksiniz ki değişim kendinizi tanıdıkça başlar. Değişim kendinizi tanıdıkça başlar. Kendinizi tanımıyorsanız nereden başlayacaksınız kıymetli dostlarım? Hocam nasıl yapacağız bunu? Nasıl göreceğiz eksiklerimizi? Nasıl göreceğiz kusurlarımızı? Bugünün sözü olsun. Görmek için gözlerini kapat. Görmek için lütfen gözlerinizi kapatın. Kalın sağlıcakla.